Manşete hoş geldiniz. Sözleştiğimiz gibi mülteci meselesine bakacağız. Fakat mülteci meselesi Türkiye'de artık konuşulamıyor. Ee, Suriyeliler, Afganlılar, Iraklılar, Pakistanlılar, Kuzey Afrikalılar, Orta Doğu göçmenleri neyse mevzu olduğunda insanlar öfkeleniyor. Herhangi bir çözüm, çözüm önerisi, herhangi bir proje duymak istemiyorlar. İnsanların istediği artık ciddi bir görüntü kirliliği var. Lütfen bunları mahallelerimizden, ilçelerimizden, kasabalarımızdan, kentlerimizden boşaltın. Otobüslere doldurur götürür müsünüz? Başka bir ülkeye mi ihraç edersiniz? Sınıra götürüp bırakır mısınız? Geldikleri yere götürüp bırakır mısınız? Ne yapıyorsanız yapın bunları götürün. Bunları artık görmek istemiyoruz. Bunları hayatımızdan çıkarın diyorlar. Bu yönde e, politika üreten, bu yönde herhangi bir sorumluluğu olmadığı için rahat konuşan, Siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler prim yapıyor, el üstünde tutuluyor. Bunu afişe eden ve belli e, göçmen kitlelerini hedef gösteren, birazdan bakacağız. E, alkışlanıyor, pohpohlanıyor, paylaşımları on binlerce, yüz binlerce RT'leniyor, izleniyor. Ama bu konuda ya bir dakika şöyle bir şey var dediğiniz zaman da hışma uğruyorsunuz. Ben ya bir dakika şöyle bir şey var demeyeceğim. Toplayın bunları kamyonlara doldurun geldikleri yere boşaltın falan görüşünde de değilim. Mülteci meselesini bütün yönleriyle ele almaya çalışacağım. Fakat ben tam bu yayını planlarken neler konuşayım, hangi sırada gideyim, hangi konuların altını çizmem gerekiyor falan düşünürken birkaç gündür Ümit Özdağ Süleyman Soylu hadisesi patladı. Tam da bunu kucağımızda bulduk. Direkt konuyla da ilgili olduğu için öncelikle onunla başlayacağım. Twitter'a kaç gün önce konulan bir video milyonlarca seyredildi. Ben yayından önce baktığımda 4 milyona yaklaşmıştı izlenme. Sessiz istila. Hande Karacasu isimli biri tarafından çekilmiş, kurgulanmış ve kişisel YouTube hesabına yüklenmiş. Çok takipçisi olan bir hesap değil. Videolar çok takip ediliyor yani çok izleniyor da değil. Önceki videolara baktım. Binli rakamlarla seyredilme varken bu video bir anda... Kanalın e, genel ortalamalarının milyonlarca kat üstünde e, 4 milyona yakın seyredildi. Sözcü gazetesinin o günlerde attığı manşeti getirdim ekrana. Türk milliyetçiliği ırkçılık değildir. Gazetecilik e, yapanlar bilirler. Bu bir yazı işleri manşetidir. Gazetenin genel yayın politikasını yansıtan bir manşettir. Türk milliyetçiliği ırkçılık değildir dediğinizde Türk milliyetçisi bir gazeteci, gazete olursunuz ama Sözcü Türk Milliyetçisi bir gazete değildir böyle bir başlığı MHP'ye yakın bir gazete veya belki İyi Parti'ye yakın bir gazete atabilir. Manşeti atabilir. Sözcü atıyorsa milliyetçi olduğu için değil, dalgayı gördüğü için üzerinde bu manşetle sörf yapıyor. Böyle bakın. Fakat e, sessiz istila e, videosunun izlenmesinin, bu kadar izlenmesinin bir nedeni de Hande Karacasu'nun gözaltına alınıp bırakılması olabilir. E, Gözaltına alındığı sırada Ümit Özdağ videonun e, yapımcısı benim masraflarını ben karşıladım senaryoyu ben onayladım falan diyerek yapımcısı benim demedi ama zaten masraflarını karşılayıp senaryoyu da onayladığınızda yapımcı ötesi bir şey oluyorsunuz. Yapımcı siz oluyorsunuz, prodüktör siz oluyorsunuz. E, haliyle videonun sahibi olduğunu açıkladı. Öyle olunca da bu açıklamanın üzerine de Süleyman Soylu'nun hışmına uğradı. Süleyman Soylu TGRT yayınında e, sessiz istila videosuna ve e, Ümit Özdağ verdi veriştirdi operasyon çocuğu soros çocuğu dedi Ümit Özdağ bunun üzerine cevap hakkını kullanmak istedi onu dahi kullandırmadı adam yerine koymam hayvandan aşağı biridir dedi ağır hakaretler bunlar bunun üzerine de Ümit Özdağ 6 Mayıs saat 11'de İçişleri Bakanlığı önüne geliyorum kapıda bekle diye mesaj attı e, kapıda Ümit Özdağ hayvan durum izleme aracı bekliyordu işte Süleyman Soylu'nun IQ'su da bu kadar. Ümit Özdağ'ın IQ'su daha yüksek. Ona emin olabilirsiniz. Ümit Özdağ gitti. İçişleri Bakanlığı önüne elbette kapı duvar alınmadı. Bir basın açıklaması yaptı. Korkusundan odasından bile çıkamadı dedi Süleyman Soylu için. Korkak dedi ve döndü. Aynı zamanda yaptığı açıklamada kriminal dedi Süleyman Soylu için. Süleyman Soylu kriminal bir adamdır bütün bağlantıları, faaliyetleri zaten ortadadır. İleride ortaya çıkacak bağlantıları da zaten insanları şaşırtmayacak ve yargılanacak. Yani bu dönem bittiğinde yargılanacak. Bunu da çok iyi biliyor ve hayat boyu da gün yüzü görmeyecek. Çektiği suçların cezası itibariyle. Bu çok ortada, belgeli, bilgili. Ümit Özdağ sadece malumu ilham etti. Bilinen şeyi bir kere daha ortaya koydu. Fakat insanlar bilinen şeyleri Zaten herkesin malumu olan şeyleri apaçık ortada olan şeyleri neden sıkıştıklarında veya kuyruklarına basıldığında söylüyorlar onu bilmiyorum. Ümit Özdağ böyle bir kavga olmasaydı belki bunu söylemeyecekti. Tıpkı Mehmet Cengiz'in Beşli Çete'nin unsurlarından biridir. Erdoğan'ın muhtemeli geçen bir yerde konuşurken demiş işte orada ben milletin ağasına komakta milleti kastetmedim. Karşımdaki adamı veya adamları kastettim falan gibi. O da mesela oradaki tapeleri doğrulamış böyle diyerek tıpkı Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık'ta benimle ilgili çıkan her şey doğrudur demesi gibi doğrulaması gibi böyle bir kavga olduğunda bir kargaşa olduğunda bir takım itiraflar geliyor bir yönüyle de iyi yani ama e, Süleyman Soylu kriminal olduğu için kriminal Ümit Özdağ dediği için değil e, Ümit Özdağ e, belki de günde iki kere doğruyu gösteren saat misali orada da doğruyu göstermiş oldu. Devlet Bahçeli'nin sahip çıkması önemli. Süleyman Soylu ne zaman sıkıştığında Devlet Bahçeli sahip çıkıyor, hemen hizalanıyor yanında. Kabinede başka hiçbir bakan ve Erdoğan için hatta veya herhangi bir başka AKP'li için yapmadığı destek gösterisini Süleyman Soylu için yapıyor. Ve bu hamleler de zaten Süleyman Soylu'nun MHP kontenjanından kabinede olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nı koruduğunu ve sürdürdüğünü gösteriyor yani Süleyman Soylu MHP ilişkisi, emniyet teşkilatı vesaire bunlar zamanla daha da iyi anlaşılacak. Orada Zafer Partisi'nin herhangi bir iddiası var mı Ümit Özdağ'ın bilmiyorum. Bir iddiası olduğunu da zannetmiyorum ama 2-3 puan oy alsa zaten bu Erdoğan ekmeğine yağ sürer. Bu tür insanlar herhangi bir iddiayla ortaya çıkmazlar. Bir söylemle ortaya çıkarlar ve siyaseti karıştırır. İktidarı karıştırmak, ülke siyasetini, politikasını karıştırmak, tartıştırmak, muhalefeti karıştırmak. Mixerlik, Doğu Perinçek gibi. İngiltere'de de böyle bir adam var. Nigel Farage. UKIP'in başkanıydı ve Brexit'in mimarıdır yani. Amacı budur yani. Yoksa herhangi bir iktidar iddiaları, böyle bir tabanları da yoktur. Zafer Partisi hatta yola çıktığı isimlerle de yollarını ayırırdı. Epey bir kopuşlar oldu Zafer Partisinden. Mesela Bartu Soral Nisan sonunda ayrıldı. Burak Mengi Mengü ayrılmış Şubat sonunda. Ee, Zafer Partisinden Deva Partisine geçmiş Ali Babacan'ın partisine Burak Mengü, Nevşin Mengü'nün kardeşidir. Ee, Şahin Mengü'nün oğlu. Ee, hatta Nevşin Mengü'nün Ümit Özdağ'la yaptığı bu yayının ardından günler sonra partiden ayrıldığı. Bu yayında e, bir takım e, diyalogların e, rahatsız ettiği, e, yayının rahatsız ettiği Burak Mengü ve partisiyle yollarını ayırdığı da söyleniyor. Bilmiyoruz ama iddialar Öyle Ümit Özda CNN Türk'e çıkıyordu yakın zamana kadar CNN Türk'e çıkamıyor belli ki ama orada da gene sorduğu soruyla dikkat çekti. Hande Fırat'a soru sormuş eşiniz Suriye'de ne iş yapıyor diye yani çık söyle değil mi yani dedim ya bir takım konular münakaşa olmadan kavga olmadan ortaya çıkmıyor. İyi mi kötü mü siz karar verin CNN Türk'e çıkamıyor ama Halk TV'ye çıkıyor Halk TV'deymiş Cuma saat 21'de Türkiye saatiyle. Bakalım ne diyecek ama ayrı bir konu ee, kanal kanal dolaşıyor ee, ve e, izleniyor insanlar izlendiğini gördükçe de çağırıyorlar bu birbirini tetikleyen bir şey sormuyorlar sorgulamıyorlar ona bir kürsü ona bir mikrofon veriyorlar o da bir saat iki saat boyunca baştan sona konuşuyor böyle bir dönem. Bana göre Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağa yüklendiği o yayındaki en önemli açıklama, en önemli ifşaat 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız lafıydı ve bununla kastettiği neydi? Bu sorulmadı. İşte bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Hatırlayın, bunu söyleyen ilk ilk kişi değil Süleyman Soylu. Çokça ifade edildi. En meşhurlarından biri e, Engin Noyan'ın karısı Sevda Noyan'ın 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız demesiydi. Kursağımızda kaldı demesiydi. İşte bulundukları sitede 50 evi işaretlemişler, silahlanmışlar. İlk fırsatta onların işini bitireceklermiş falan. Bunları anlattı kadın yani. Yani ve bu yıllar geçti üzerinden herhangi bir takibatta söz konusu olmadı. Kimse görmemiş bunu gazete pencere haricinde. 15 Temmuz'da yarım kalan ne diye soruyor. Evet. Muazzam bir şey arefesindeyiz sanki. Birileri ne planlıyor? Birileri bir şey mi pişiriyor? Yani e, ya da e, geriyor, e, gerdikçe gazı, krizi neyse büyütüyor. Artık bir noktadan sonra kıvılcım çakmanıza da gerek yok. Yani e, şişirin, şişirin, şişirin sorunları ondan sonra zaten bir biçimde herhangi bir kıvılcım sizin çakmanıza gerek kalmadan or, o olayı patlatabilir. E, normalin dışında yani işte seçim, siyasi partiler, adaylık yarışı, kampanya vesaire normalin dışında bir şey mi olacak, iş oraya mı gidiyor diye tedirgin olmuyor değil insan. Yeni bir milli güvenlik sorunu çıkarılabilir. Yeni bir ulusal güvenlik meselesi çıkarılabilir. Hepsi olabilir. Murat Ağrel paylaşmış. Adaların an itibariyle son hali diyor. İşte göçmenler, sığınmacılar neyse adalarda bisiklet turuna çıkmışlar. Bunu bu şekilde paylaşıyor. Sorsanız ya bir şey yapmadım ki yani işte ben bir takipçin göndermiş paylaştım falan filan. Ama bütün bunlar esasen projeyi neyse onu besliyor. E, toplumsal mühendisliğe bir odun daha atıyor. Veya çıkartılacak yangına. Onun için e, bugünlerde çok dikkatli paylaşımlarda bulunmak gerekiyor. Ümit daha da böyle paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlarına baktığınızda bir şey yok ama öfkeyi körüklüyor. Yani eğer bu öfkeyi körüklemiyorsa ne körüklüyor? Emin önünde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlar burası Emin önü değil Afganistan önü diye bağırmış. Onun üzerine de uçağın iniş takımında gelen bir maymun için fazla iddialı bu söylem diye yazmış birisi. Böyle yığınla söylem var. Böyle yığınla söylem var. Twitter'da onaylı hesaplarda. Kutuplaşma işte Kürtçe Karayazı Belediyesi'nin Kürtçe hoş geldiniz mesajına böyle girişen öğretmenler. Böyle hareket çeken öğretmenler. Eliyle ayağıyla. 20 sene evvel 30 sene evvel kimsenin aklına bile gelmezdi bunlar. Düşünmezdi ama kutuplaşma, öfke bir noktada ben bu kareyi anlamaya çalışmıyorum. Sadece bir tespit yapıyorum. Münasebetsizliktir, terbiyesizliktir, edepsizliktir, ırkçılıktır. Fakat şunu da koyalım yani bu kadar gere 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 ve bu kadar insanları birbirine kışkırta kışkırta kutuplaştıra kutuplaştıra gelinen nokta bu sonuçtur bu yani tıpkı Kadir Gecesi paylaşılan şu fotoğraf gibi sonuçtur bu 20 sene önce 30 sene önce kimse Kadir Gecesi'nin şerefine diye böyle rakı kariye kaldırıp paylaşmayı falan düşünmezdi. Aklının köşesinden bile geçirmezdi. Ama bu işte kutuplaşmanın, bu öfkenin getirdiği bir sonuç, bir münasebetsizlik, bir ayıp, bir rezillik. Suç mu? Değil. İşten çıkarılması mı gerekiyor bu paylaşımdan dolayı bu insanların? Hayır. Ama büyük bir münasebetsizlik, büyük bir saygısızlık var. Bunun altında çizelim daha önce kimsenin aklına gelmeyen saygısızlığı yapmaya başladı insanlar. Bunda elbette kabaran öfkenin tesiri de var. Profesör Doktor Murat Erdoğan Cumhuriyete Cumhuriyet manşet olan e, görüşünde sığınmacılar kalıcı diyor. Suriyelilerin %80'i Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Esasen bu Birleşmiş Milletler raporlarında teyit eden bir Görüş, araştırma. Çünkü Birleşmiş Milletler raporlarına göre sığınmacılar, mülteciler, göçmenler, bütün ülkelere bakarak söylüyorlar. Geriye doğru dünya geçmişine bakarak da söylüyorlar. Yüzde sekseni gitti ülkede kalıyor. Daha önce bugün bu konuda kalem oynatmayan, ses çıkartmayan iktidar ve iktidar unsurları buradan acaba siyaseten bir rant ev, 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 evrilebilir mi? arayışında ve 1 milyon Suriyeli için dönüş projesi de böylelikle start almış görünüyor. AKP 3 Mayıs'ta paylaştığı mesajda Erdoğan'ın mesajında bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur demiş Erdoğan. Birazdan buna da bakacağız. Yani sığınmacı meselesinin, mülteci meselesinin bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 40 farklı boyutu var. Bunları görmeden alt alta değerlendirmeden de konuyu anlayamazsınız. Burak Bilgehan Özbek işte bu siyasetin bu dalganın üzerinde sörf yapması veya siyaseten bir rant devşirmeye çalışmasını Suriyeliler üzerinden bir yeni kapı ruhu pek hala inşa edilebilir diye özetlemiş. Alin yansa olası bir saldırı ve pogromda mültecilere dönük yine AKP kazanacak diyor paylaşımlarında ve mülteci karşı siyasetle oy toplayacağını ...zanneden muhalefete böyle seslenmiş. Çiğdem Koç, açıkçası korkuyorum avukat. Yine masum insanların canı yanacak diyor. Programa dikkat çeken, kaos planına dikkat çeken... ...üç farklı görüş, daha doğrusu birbirine paralel üç görüş idi bu görüşler. O kılıç Kılıçdağ ise... ...önce bir kesime karşı nefret iyice yükseltilir, iş bir kıvılcıma gelir kalır, onu da ya kendileri çıkartır ya da hayatın akışına bırakırlar. Nasılsa bir yerde bir göçmen birine bir şey yapar, ondan sonra hedef bütün göçmenler olur demiş. Evet. Fatih Altaylı ise geçmişinde FETÖ'cülük olan herkes bu Suriyelilerden yana işte yetmez ama evetçiler filan demiş. Bir şey demeyeceğim de Fatih Altaylı'nın Ermeni tehcirinden sonra çökülen malların mirasçısı bir aile olduğunu bilin yeterli. Daha başka bir şey demeyeceğim. Araştırın görürsünüz. İstanbul'da 763 bin ikamet izni almış düzenli göçmen geçici koruma kapsamında 542 bin Suriyeli yaşıyor diyor. Topladığınızda yaklaşık işte 1 milyon 250 bin filan ediyor veya 1 milyon 300 bin ediyor ki bu kayıtlı rakam. Bir de şunu söylüyorlar işte valilik yetkilileri veya İçişleri Bakanlığı yetkilileri hepsini sayıyoruz. Hepsi işte bizim şeyimiz altında listelerimizde var Sonra da e, Beyoğlu'nda operasyon yapıyorlar. Yüzlerce kayıtsız göçmen topladık diyorlar. Hangisi doğru? Kaldı ki bu rakamlar çok çok az. Bunun üstünde kayıtsız göçmen var. Ayrıca şunu söyleyeyim, her ülkede kayıtsız göçmen olur. Amerika'da da var bugün, Kanada'da da var, benim yaşadığım İngiltere'de de var. Var. Fakat bunlar minimum düzeydedir. Bir şekilde e, gelirler ülkeye. Merdiven altında, işte bir takım bodrumlarda, bir takım işletmelerin böyle göçmenler için kaçak çalışan göçmenler için ayrılmış yerleşkelerinde falan tutulurlar. Kayıt dışı çalışırlar, çalıştırılırlar karın tokluğuna. Yıllarca öyle kalırlar. Ve herhangi bir şekilde yani polisin radarından, devletin radarından veya yerel güçler neyse artık yetkililer neyse onların radarından uzak bir şekilde saklanmayı, gizlenmeyi, kaçak yaşamayı gizlenerek yaşamayı, kayıtsız yaşamayı başarırlar. Çoktur böyle. Uzun yıllar bu şekilde yaşayan insanlar da vardır. Ama bu böyle milyonlarla ifade edilmez. İşte Türkiye'de sıkıntı şu bu milyonlarla ifade ediliyor. TGRT yayını Süleyman Soylu'ya sunucu soruyor. 1 milyon 305 bin sığınmacının İstanbul'da kayıtlı olduğu açıklandı. Biraz evvelki grafik. 763 bin ikamet izni almış göçmen. Geçici koruma kapsamında 542 bin Suriyeli. Topladığınızda 1305 yap, 1 milyon 305 yapıyor. İstanbul Valiliği açıklaması. Süleyman Soylu'nun buna cevabı. Yuh ya diyor. Yok 13 milyon 33 milyon bunlardan bıktık. İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Kendi valiliğini yayınlıyor. Aşağı yukarı eş zamanlı yapılan açıklamalar bunlar. Yani Süleyman Soylu'dan bir gün önce falan yapmış valilik açıklamayı. Bir gün iki gün önce. Sunucu da bunu soruyor. Tabi sunucu biraz daha akıllı olsa diyebilir ki hani yalanlama geleceğini falan düşünse o anlamda söylüyorum. İstanbul Valiliği 1 milyon 305 bin sığınmacının İstanbul'da kayıtlı olduğunu açıkladı falan dese Süleyman Soylu çevirecek ya. Ama bu, burada işte kendine bağlı valilikle ters düşen bir içişleri bakan. Yani şimdi orada bu noktadan sonra Valiliğin açıkladığı rakam ortadayken buna yuh diyen bir İçişleri Bakanı ve valilik 1.3 milyon derken ki o rakam da çok az. Hayır 500 bin diyen bir bakan var. Ve siz bu bakanın artık o noktadan sonra o program boyunca öncesinde sonrasında verdiği hangi rakama güveneceksiniz? Hangi sayıya güveneceksiniz? Hangi veriye güveneceksiniz? Bu da gene İçişleri Bakanlığı'nın verisi. İşte hangi rakama güveneceğiz? Ben bunu hazırlamışım getirmişim ama bu noktadan sonra bunun ne önemi var? Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler diyor rakam 3 milyon 750 bin civarında. Geçici koruma kapsamında Suriyeli 3 milyon 750 bin civarında. Şimdi bunlar geçici koruma kapsamındaysa e, bunların korunması için e, geçerli nedenler bitti. E, Beşar Esad da af ilan etti. E, Suriye'deki savaşta işte Beşar Esad'la oturur konuşursunuz. 3 milyon 750 bin bir Suriyeli'yi geçici koruma kapsamındaydı. Alın kardeşim geri gönderiyoruz dersiniz. Gönderirsiniz. Hadi yapın bunu. Çevirelim. Mesele çok öyle değil. 2021'de Türklerin en çok sığınma başvurusu yaptığı Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Fransa, Hollanda diye gidiyor. Suriyelileri istemeyen Türkler de akın akın Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Türkiye'den iltica başvurularında kabul oranlarına baktığınızda da 2022'de, 2021 ve 2022'de kabul oranı düşmüş. Daha önce 2019'larda falan neredeyse yarı yarıya kabul edilirken ee, TC vatandaşlarının iltica başvuruları %30'lara kadar düşmüş. Artık Avrupalı ülkelerde TC vatandaşlarını istemiyorlar efendim. Durum böyleyken böyle. Şimdi 4 milyon izlenmeye koşan Sessiz İstila filmi, bunun arkasındaki finansör Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya ses vermiş vermemiş vesaire. Bunların hepsi sonuç. Buradan bir çözüm çıkmaz. Orta Doğu, Asya ve Afrika, özellikle göçmen üreten coğrafyalar bu coğrafyalar. Bu coğrafyalardaki göçün en temel nedeni ekonomik ve elbette savaş, iç çatışma, iç savaş gibi nedenler de var. Siyasal istikrarsızlık gibi nedenler de var. Ne çare? Oradaki milli servet, servet, bu ülkelerdeki milli servet bir şekilde birlerine veya o ülkeyi yönetenler tarafından iç edilmese, birilerine peşkeş çekilmeseydi, abad olurdu o ülkelerin halkları. Tıpkı Türkiye Türkiye'deki 28 milyar dolar şu son iki senedeki, senedeki hikayeden bahsediyorum. 128 milyar dolar iç edilmeseydi bugün onunla üretilecek projelerde insanlar en azından nefes alabilirlerdi. Fakat insanlar kaçırılan paralara, soyulan hazineye değil de başka böyle görünür gözlerinin önündeki sonuçlara bakıyorlar. işte. Suriyeli meselesi bir sonuçtur. Oraya bakıp da benim fakirleşmemin nedeni bu deyip onun üzerine yürüdüğünüzde esasen yukarıdakilerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Çünkü onlar aradan sıyrılıyorlar. Bakın Türkiye Avrupa'nın adeta bir mülteci kampı oldu. Mülteci tampon bölgesi oldu. E bunu neye dayanarak söylüyorum? Yakın bir tarihte Avrupa'da yapılan bir değerlendirmede bu rakam ifşa edildi. Hangi rakam? 2021 yılında Türkiye'den Yunanistan'a ne kadar Suriyeli geçmiş biliyor musunuz? Koskoca 2021 yılında Türkiye'den Yunanistan'a geçen Suriyeli sayısı sadece 250 sadece 250 gün başına bir suriyeli bile düşmüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Türkiye artık Avrupa'nın mülteci deposudur, mülteci kampıdır ve Avrupalıların istediği şekilde hareket ediyor. Yani Avrupa'ya mülteci geçirtmiyor. Daha evvel akın akın geçerken önlerini açarlarken işte efendim can kurtarma yelekleri, botlar falan İzmir'in çarşılarında falan satılırken Açıkça pazarlanırken, sahil güvenliği, jandarması, emniyeti buna göz yumarken, teknelere binip insanlar açılırken veya Meriç'i geçmeye çalışırken, şu bu neyse. Son 1-2 senedir kapı duvar. Kesinlikle aman vermiyorlar ve Yunanistan kendilerine geçenleri de iade ediyor. Buna elbette Türk göçmenler de var. Türkiye kökenli diyeyim daha doğrusu. E, TC vatandaşı, TC uyruklu göçmenler de var. Onlar da Yunanistan tarafından geri itiliyorlar veya iade ediliyorlar Türkiye'ye. Sonuç, sonuçta bakıldığınızda sadece birkaç yüz kişi Yunanistan'a geçmiş oluyor. Ee, Suriyeliler gene İçişleri Bakanlığı verileriyle Suriyelilerin 1 milyon 700 bini kamplardaymış efendim. İşte bu 1 milyon 700 binin 1 milyonunu inşa edecekleri biriket evlere taşımayı falan planlıyorlar yapabilirlerse. 3 milyon 750 bin, biraz evvel grafikte gösterdim. 3 milyon 750 bin geçici koruma e, statüsünde Suriyeli var. Ne olacak bunlar? Yani bunların içerisinde e, bu öyle bir acayip bir durum ki e, sıradan insanlar olduğu gibi çaresiz, sersefil cihatçılar var. Silahlı olan insanlar var. Ruhsatsız silahı olan insanlar var. Veya şu veya bu vesileyle silahlandırılmış insanlar var ve bunlar adeta birer canlı bomba. Birer cephanelik gibi belli mahallelerde belli kentlerde konuşlanmış durumdalar. Yarın öbür gün bir pogrom olduğunda, yani yarın öbür gün bir biçimde bir takım kitleler, öfkeli kitleler bu insanların üzerine sevk edildiğinde, çatışmalar çıktığında ve bu çatışmalar illere, ilçelere, diğer Türkiye'nin bölgelerine yayıldığında, bu, bunlar içerisindeki cihatçılar, Bunlar içerisinde silahlanmış olanlar kendilerini savunmak isteyecekler. Neyle savunacaklar? Bıçaklarla, satırlarla, oklavalarla falan gelen insanlara karşı silahlarını çekecekler. Ya da silahlarla gelen insanlara karşı onlar da kendi silahlarını çekecekler ve patlayacak bunlar. Bunlar sonuç. Bunların hepsi sonuç. Nedenlere baktığınızda Suriye'deki iç savaş bunun bir nedeni, Irak'taki belirsizlik bunun bir nedeni, otorite baş, boşluğu, ülkelerdeki otorite boşlukları neden neden? neden? Afganistan'da 20 yıl sonra Taliban'ın tekrar iş başına gelmesi neden? Pakistan'da yoksulluk neden, siyasi istikrarsızlık neden yeni başbakan değişti orada? Bunlar hep neden neden ve bu nedenler üzerine iki ülke batıya doğru göçte köprü pozisyonunda. İlk köprü İran, ikinci köprü Türkiye ama ana köprü Türkiye çünkü İran üzerinden Afgan ve Pakistanlı göçmenler geliyor. Fakat Afgan ve Pakistanlı göçmenler doğu kapısından girdiği gibi Türkiye'nin güney kapısından da Suriye, Irak kökenli göçmenler geliyor. Hatta Afrika göçmenleri de gene yol bulup oradan gelmeye çalışıyorlar ve bütün bu göçmenler Türkiye'de bir potansiyel yığın oluşturmuş durumdalar. Resmi rakamlarla bu Suriyeli bazında 4 milyon civarında ama Afgan, Irak eklediğinizde resmi rakamlarla 5,5 milyona kadar çıkıyor. Ama gayri resmi sayılmayan rakamlarla 8 milyon olduğu ifade ediliyor. Tamamen ezbere bir laf 8 milyon. Ama 8 milyon şu açıdan ürkütücü nüfusun yaklaşık %10'u. Düzensiz ve kayıtsız bir göç bu. Elbette yukarıdaki nedenlere bağlı olarak ekonomik tarafı da var. Ekonomik bir göç. İnsanlar ülkesinde gelecek göremediği için göçüyorlar. Ve asıl amaç nihai durak Türkiye'de değil. Türkiye'de yani Türkiye'nin durumu iyi olsa göçmen seven, göçmen bakan, göçmenlere istihdam sağlayan bir ülke olsa eyvallah. Ama bunu da görüyorlar ve asıl amaç batı. Hatta batının da batısı. Yani öyle enteresan bir şey ki Fransa Fransa'ya kadar gelen göçmenler Fransa kıyılarından botlara atlayıp 25-30 millik bir yolculukla ki sert bir geçit orası English Channel diye geçiyor manş tüneli manş denizi daha doğrusu manş denizi çok serttir e, yılın 10-12 ayı yani yazın belki 1-2 ay sakin ama e, son derece sert rüzgarların estiği sert soğuk dalgaların olduğu bir denizdir oradan İngiltere'ye geçmeye çalışıyorlar bütün Avrupa'yı e, yürüyor. Belli yerlerde durduruluyor her neyse ama Fransa'yı, Hollanda'yı, Danimarka'yı, İspanya'yı, Portekiz'i, İtalya'yı neyse Almanya'yı beğenmiyor İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Oradan da olmazsa gene Amerika'ya geçmeye çalışıyor. Böyle de bir e, göç yolu var. E, Türkiye'ye baktığınızda düzensiz ve kayıt dışı olması kadar maalesef e, ucuz istih, işçi istihdamı yönüyle de bir sosyolojik gerçeklik söz konusu. Bunu en son Süleyman Soylu açıkladı. Ondan önce de Öz Haseki açıklamıştı, söylemişti. Yani eğer Suriyelileri biz piyasadan çekersek işverenler ayağa kalkacak çünkü onlar mühim bir istihdam şeysi. Yani ucuz paraya çalıştırılıyor Suriyeliler. Çoğu da kayıtsız zaten. Ancak bu şekilde döndürebiliyor iş dünyası. Falan gibi açıklamalar oldu. Bu da da bir ayrı bir skandal. Sadece kamplarda yaşayanlar değil, şehirlerin merkezinde, şehirlerin varoşlarında, tatil yörelerinde yaşayanlar var. Bir de işin fuhuş tarafı var. Kendine ikinci eş, üçüncü eş yapan var. Suriyeli kadınları, kızları. Bir takım zaaflarından yararlanarak işte ihtiyaç, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, ilgiye muhtaç veya ne bileyim himaye edilmeye muhtaç bu nedenlerle. E, haliyle son 10 senede birinci ve ikinci nesil bir anlamda heba olmuş durumda. Parayla TC vatandaşlığı ise ayrı bir boyutu işin. Ona girmeyeceğim. O başka bir hikaye. Onun göçmenlik veya mültecilikle ilgili bir tarafı yok. Diplomatik olarak e, dış haberler yönüyle yani dış dünya ile irtibat yönüyle Avrupa ve Amerika ile Avrupa ve Avrupa Birliği ile e, pazarlık buradan milyarlarca euro kaynak elde etme e, siyasi pazarlık e, insan haklarını bir takım hukuki ihlalleri falan şey göstererek masaya koyarak mülteciler üzerinden bir siyasi pazarlık. Buna bağlı olarak Türkiye'nin iç işlerinde bir serbestiyet sağlama, bir meşruiyet sağlama. Biz bir seçim yapıyoruz, biz Türkiye'de iktidara geliyoruz, Türkiye'yi yönetiyoruz ama çok da fazla bize ses etmeyin deme. Suriye'de Türkiye'nin rolü var Suriye savaşında, Türkiye'nin rolü var. Bundan dolayı bir tazminat. Söz konusu olacak ileride uluslararası bir mahkemede yargılanması söz konusu olduğunda bu savaş tazminatından kaçılıyor bu vesileyle e, bu bu ve benzer nedenlerle bir şekilde dış dünyayla da belli bir dengeyi götürüyor Türkiye e, bugün Türkiye kapıları açsa bırak Suriyelileri Iraklıları, Afganları e, gençlerin yüzde yetmişi Avrupa'ya geçmek ister, Avrupa üzerinden Amerika'ya, Kanada'ya gitmek ister. Dolayısıyla Türkiye'nin dönüp bakması gereken kendi içindeki mülteciler, sığınmacılar kadar Türkiye'den kaçmak isteyen gençlik de olmalı. Bir de işin böyle bir yana var. Kapıları Kapılar sürmeli olduğu için Batı ile Türkiye arasındaki kapılar çok sıkı tutulduğu için biraz evvel söyledim Yunanistan'a geçen yıl sadece 250 Suriyeli geçmiş. Çok sıkı tutulduğu için de e, bu tutuluyor. Yani sadece Suriyelileri, Afganları, Iraklıları değil, e, Türk gençlerini de tutuyor e, yönetim e, bir yönüyle böyle. E, i̇ç siyasette bir seçim malzemesi olarak kullanılıyor, anlattık. Ümit Özdağ gibi mikserler ortaya çıkıyor, anlattık. Muhalefet buna bir politika üretemiyor, hışma uğrarım diye, anlattık. Uzak duruyor özellikle. Ve enteresan bir söylem ortaya çıktı son dönemde. Irkçılıksa ırkçılık. Bu da son derece... Tehlikeli bir söylem. Son olarak birkaç maddede çözüm önerilerimi sıralayacağım ve bitireceğim. 30-32 dakika olmuş ama normaldir. Gene de iyi toparlayabildiğimi düşünüyorum. 1- Öncelikle kapıları tutacaksınız. Nasıl ki batıya, Avrupa'ya geçirtmiyorsunuz kimseyi, göndermiyorsunuz. Sahil güvenliğiniz, emniyetiniz, jandarmanız. Aynı şekilde öncelikle delikleri, açıkları kapatacaksınız. Mücadele etmek istiyorsanız... Yani doğu kapılarını da... Güney kapılarını da kapatacaksınız... Kapıları sıkı tutacaksınız... Artık gelen geçmeyecek... Hala her gün görüntüler görüyoruz... İnsanlar yürüyerek sınırı geçiyorlar... Yüzlercesi... Öncelikle kapıları tutacaksınız... Sonra... Şeffaf olacaksınız... Yapılanları göstereceksiniz... Rakamları açıklayacaksınız... Nerede ne biçimde yerleştirilmiş... Kampları atacaksınız insanlara... Gazetecilere, akademisyenlere vesaire. Gerekirse Suriye Savaşı'ndaki rolünüz yönüyle savaş tazminatı ödemeyi göze alacaksınız ki şu anda Ankara'nın bunu yapacağını zannetmiyorum. Savaş tazminatı ödemeyi göze alacaksınız ve o Suriyelileri vaat ettiğiniz gibi planladığınız gibi eğer samimiyseniz peyderpey geldikleri ülkelere geri göndereceksiniz. Öncelikle kamplardan başlayarak yapabilirseniz 1-1,5 milyon kamplarda 1 milyon 700 bin kalıyor diyorsunuz. En azından bu kadar mülteciyi hazır kamplarda yaşıyorken otobüslere doldurup belli anlaşmalarla geldikleri bölgelere gönderebilirsiniz. Ülkenin son 10 yılda %10'u göçmen oldu. Artık birinci ikinci nesil burada ve takip ettiğinizde artık 3. dördüncü, dördüncü nesil devam edecek. Birinci, ikinci nesil heba olacak. Her zaman böyle oluyor ama üçüncü nesilden itibaren onlar da hayata atılacaklar. Şunu unutmayın. Sorunlu hiçbir ülkenin kendi sorunları olan hayat pahalılığı gibi, demokrasi gibi, hukuk gibi neyse kendi sorunları olan hiçbir ülkenin göçmen politikası olmaz olamaz. Onun için Türkiye'nin de bir göçmen politikası yok. Onun için bu çözüm planlarını veya çözüm önerilerini sıralarken bu ıı, Kuşkuyu, bu endişeyi de bir kenara not edin diyorum. Gönderebildiğinizi göndereceksiniz, iade edebildiğinizi edeceksiniz, ikna edebildiğinizi edeceksiniz. Ama sonrasında da kalanları takip edeceksiniz, istihdam edeceksiniz, entegre edeceksiniz, çocukları okullara yerleştireceksiniz, şehirlere dengeli bir biçimde dağıtacaksınız, belli yerdeki yoğunlaşmaların önüne geçeceksiniz falan. Bütün bunları yapmak ülkenin, ülkeyi yöneten yerel ve genel idarenin hakkıdır. Bunu yapacaksınız. Ama böyle bir şeye ihtimal veriyor musun kısa vadede? Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Yarın öbür gün aklı başında bir yönetim gerçekten uluslararası kriterlerle sorunu ele alırsa bu durumu çözebilir. Ha son not. Sessiz istila belgeselin şey kısa videosunun 9 dakikalık videonun finaline hiç ama hiç katılmıyorum. Egemen bir ülkede egemen Türkçe Altında o ülkenin e, dili de e, genel kültürü de yapısı da öyle kolay kolay değişmez. 20 sene 30 sene sonra e, emin olun o Suriyelilerin, Iraklıların, Afganların çocukları, torunları Arapça konuşmayacaklar, konuşamayacaklar. Babalarıyla, dedeleriyle, anneanneleriyle neyse anlaşamayacaklar. O dili ancak bir nesil bilemedin ikinci nesil korur. Ondan sonra artık egemen dil neyse, o ülkede egemen lisan neyse, egemen kültür neyse, egemen sistem neyse o sisteme entegre olur giderler. Hatta asimile olur giderler. Zaten entegrasyonla asimilasyon arasında pek de bir fark yoktur. Dikkatli düşünürseniz arada pek bir fark olmadığını da görürsünüz. Diyeyim, cumartesi günü ekonomik buhranla ilgili özel bir yayın yapacağım ve böylelikle bu hafta üçlemesini bitirmiş olacağız. Önümüzdeki hafta Artık bakalım siyaset ne gösterecek fakat Haziran ayından itibaren Mayıs'ı bilmiyorum ama Haziran ayından itibaren hayli çetin bir döneme e, gireceğiz gibi görünüyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.